başka dualar okunabilir. Ama şartı nedir? Resulullah Efendimizin onu okuması gerekir. Yani biz kafamızdan bir dua okuyamayız namazda. Bu önemli. Sübhaneke'yi okuduktan sonra Eûzü Besmele çekeriz. Buna istihaze denir. Eûzü yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Eûzü billahi mineşşeytanirracim deriz. Hanefilerde, Şafilerde bu sünnet, Hanbelilerde vacip. Sonra Bismillah deriz ve Fatiha'yı okuruz. Fatiha'yı okumak Hanefilerde vacip, Cumhur'a göre ise farz. Nafile namazların hepsinde Fatiha okumak vacip, Cumhur'a göre farz. Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha okumak Cumhur'a göre farz, pardon Hanefilere göre vacip, son iki rekatında sünnet, ama hepsinde Fatiha okumak üç mezhebe göre farz. Maliki, Şafii, Hanbeli'ye göre farz. Bu şekilde bir ihtilaf var. Bu ihtilafın sebebi de Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: La salate illa bi fatihatil kitab. Fatiha okunmadan namaz olmaz. Namaz olmaz deyince Resulullah Efendimiz üç mezhep namaz geçersiz, batıl demiş. Dolayısıyla Fatiha farz. Ama Hanefiler başka bir hadiste bunun devamı olarak ve huve hıdacun 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 diyor Resulullah Efendimiz. Bu namaz eksiktir, eksiktir, eksiktir. Eksik kelimesi geçince Hanefiler diyor ki Fatiha okumak farz değil, vaciptir. Bir derece aşağıya alıyorlar. Hanefilere göre Kur'an okumak farz, Fatiha okumak vacip. Cumhur'a göre Fatiha okumak farz, Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumak sünnet. Böyle bir ihtilaf var. Namaza ilk başlarken Allahu Ekber demek farz. Çünkü bir Müslüman Allahu Ekber dediği zaman artık ona konuşmak, gülmek, yemek yemek, her şey yasak. Artık o ibadete başladı. O Allah'ın huzurunda dua edecek, Kur'an okuyacak, tesbih, salavat getirecek, bu şekilde dua edecek. Ellerimizi kaldırmak sünnet. İlk başlarken ellerimizi kaldırmak sünnet. Nereye kadar kaldıracağız ellerimizi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kulakları hizasına kaldırmış, biraz aşağıda kaldırmış, bazen omuzları hizasında kaldırmış. Hepsi hadislerde var. İşte Hanefi, Şafii, Malikiler, Hanbeliler farklı farklı yapıyor. Bazen soruluyor, hocam işte kitap bir, sünnet bir, hadis bir. Bu ihtilaf nereden çıkıyor diye. Resulullah Efendimiz hepsini kılmış. Demek ki Resulullah Efendimiz namaz kılarken rahat davranmış. Peki kadınlara ait, işte omuz hizasında elini kaldıracak diye böyle ayrı bir hadis var mı? Yok. Bunu Hanefiler kabul etmiş. Diyorlar ki elleri fazla kaldırmamak hanımlar için tesettüre daha uygundur. Onun için hanımlar Hanefi mezhebinde omuzlara kadar ellerini kaldırır, Allahu Ekber der ve ellerini bağlarlar. Ellerini bağladığı zaman Hanefiler diyor ki göbek altında bağlar, Şafiler göbek üstünde, Hanbeliler göbek üstünde bağlar diyor. Resulullah Efendimiz her ikisini de yapmış. Malikiler ise elini serbest bırakır diyor. İşte bu şekilde hadislerde geçiyor. Rükûya giderken Allahu Ekber demek sünnet. Rükûda üç kere Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnet. Üç veya yedi. Resulullah Efendimiz'e Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayeti inince,
Yüce Rabbinin ismini tesbih et ayeti inince Resulullah şöyle dedi: İc'alûhâ fî rükû'ikum. Bu tesbihi duanızda söyleyin, rükûnuzda söyleyin. Bu tesbihi rükûnuzda söyleyin. İşte o günden beri Resulullah dedi diye biz rükûya gittiğimizde ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Ayrıca Sebbihismi Rabbikel A'la ayeti inince, yani Yüce Rabbinin adını tesbih et ayeti inince Resulullah Efendimiz İc'alûhâ fî sucûdikum, bunu da secdenizde söyleyin demiş ve kendisi tarif etmiş. Bir Müslüman secdeye gittiği zaman ne diyecek? Sübhane Rabbiyel A'la. Yüce Rabbimi tesbih ediyorum, onu tenzih ediyorum, onun mükemmel olduğunu söylüyorum. Secde en böyle aşağı mekan. Biz en aşağıya başımızı koyuyoruz ve Rabbimizin yüce, en yüce olduğunu söylüyoruz. İşte bu tesbihler de sünnet. Fakat rükûya gitmek farz. Rükûdan doğrulmak vacip. Rükûdan doğrulduğumuzda ne deriz? Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Üçü de caiz. Peki bunun dışında bir şey söylenir mi? Söylenebilir. Resulullah Efendimiz tavsiye etmiş. Bir gün Peygamberimiz namaz kıldırıyormuş. Semiallahu limen hamideh diye doğruluyor. Arkadaki cemaat Rabbena lekel hamd diyecek. Bir tanesi Rabbena lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fih diyor. Namaz bitince Resulullah Efendimiz soruyor, onu kim söyledi diye. Birisi ya Resulullah ben diyor. Resulullah diyor ki 13 tane melek bunun sevabını yazmak için yarıştı diyor. Bunu da inşallah söyleyelim. Rükudan doğrulduğumuzda Rabbena lekel hamd hamden kesiran tayyiben mübareken fi. Rükudan doğrulduğumuzda Semiallahu limen hamide diyoruz. Allah hamd eden kişiyi duyar. Ondan sonra ne diyoruz? Rabbena lekel hamd. Rabbimiz sana hamd olsun. Öyle hamd olsun ki böyle çok fazla güzel hamd olsun ya Rabbi. Sana senin istediğin şekilde hamd olsun diyoruz. Çünkü her hareketimiz bir hamd, şükür etmeyi gerektirir. Yani iskeletimizin her tarafında işte böyle farklı kemikler var. Bu kemikleri Allah Teala o kadar mükemmel yaratmış ki bununla biz elimizle bir şeyi tutuyoruz, kolumuzu oynatıyoruz, belimizi büküyoruz, yere oturabiliyoruz. Böyle Rabbimiz bizi mükemmel yaratmış. İşte bütün bunlar karşısında Rabbimize hamd ediyoruz. Namaz kılarken hamd ediyoruz, namazdan sonra hamd ediyoruz Rabbimize. İlk oturuş Hanefilerde vacip. 4 rekatlı bir namazda, 3 rekatlı bir namazda ilk oturuş vacip. Ama cumhura göre sünnet. Yani Şafii, Maliki, Hanbelilerde sünnet, bize göre Hanefilere göre vacip. İlk oturuşta Ettahiyyatü okuruz. Eğer öğle namazı kılıyorsak sadece Ettahiyyatü okuruz, ayağa kalkarız. Üçüncü rekata ayağa kalkarız. Ama ikindi namazının sünneti, öğle namazının sünnetini kılarken sadece Ettahiyyatü okuruz, ayağa kalkarız. Farzı kılarken yine ilk oturuşta Ettahiyyatü okuruz, üçüncü rekata kalkarız. İşte bu ilk oturuş Hanefilerde vacip, Ettahiyyatü okumak vacip. İkindi namazı ve yatsı namazının ilk sünnetini kılarken de ilk oturuş yine vaciptir. Fakat ilk oturuştan sonra Ettahiyyatü okuruz, vacip. Ondan sonra Salli Barik okuruz, sünnet. Bundan sonra ne yaparız? Üçüncü rekata kalkarız.
Sonra ayağa kalktığımızda Sübhaneke okuruz. Bu sünnet. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Vacip. Zamm-ı sure okuruz. Hanefilere göre namazın geçerli olabilmesi için en azından bir ayet okunacak ayakta. Bir ayet okunması gerekir. Bu ayet de uzun bir ayet veya kısa üç tane ayet olacak. Eğer okuduğumuz bir ayetin manası tam değilse o zaman namazımız olmaz. Bazen Ramazan'da işte bazı hocalarımız hızlı şey kıldır, teravih namazı kıldırır. Bazen o kadar hızlı kıldırıyorlar ki Allahu Ekber diyor, Fatiha'yı okuyor, ondan sonra Er-Rahman diyor, Allahu Ekber diyor, eğiliyor. Halbuki Er-Rahman, yani bir Rahman, peki nedir Rahman? Yani bir manası yok, tam bir manası yok. Devamını okumak lazım. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Rahman size Kur'an'ı öğretti. İşte bu iki ayeti okusa namazı olacak. Demek ki ayakta Kur'an okuduğumuz zaman kısa bir ayet okursak eğer mananın tam olması lazım. Mananın tam olması lazım. Değilse diğer ayetleri de okumamız lazım. Mesela vel fecr dedik yetmez. Ve leyalin aşrin devamı ikinci ayet yine yetmez. Çünkü bitmedi. Yeminler devam ediyor. Ve şef'e vel vetri yetmez. Daha sonraki ayet tamamlanıncaya kadar bunları okumamız gerekiyor. İnşallah hocalarımız da teravih namazı kıldırırken bunlara dikkat eder. Tabii ayakta Kur'an okuduğumuzda namaz kılarken okuduğumuz Kur'an'ın manasını da düşünmemiz lazım. Herkes Arapça bilmez. Nasıl yapacağız? En azından Fatiha suresinin manasını öğrenelim. En azından Fatiha suresinin manasını bilmemiz gerekir. Peki Resulullah Efendimiz Fatiha suresini nasıl okurdu? Tek tek okurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. Böyle ayetleri tek tek okurdu ve düşünerek okurdu. Çünkü biz Fatiha suresi okuduğumuz zaman hadiste geçiyor, Allah-u Teala bize cevap veriyor. Hadiste şöyle geçiyor. Bir kul namazda Elhamdülillahi Rabbil alemin dediği zaman Allah dermiş ki kulum bana hamd etti, şükretti. Er-Rahmanir-Rahim dediği zaman kulum beni övdü dermiş. Maliki yevmiddin dediği zaman kulum beni yüceltti dermiş. İşte Resulullah Efendimiz sanki namaz kılarken böyle Rabbimizin sesini dinliyor. İşte biz de namaz kılarken mümkünse Fatiha suresini böyle yavaş yavaş okuyalım. Rabbimizden gelecek böyle cevabı kulak verelim, dinleyelim inşallah. Son oturuş farz. Teşehhüd okuyacak, ettahiyyatı okuyacak kadar oturuş farz. 4 rekatlı namazların 4. rekatı, 3 rekatlı namazların 3. rekatı, 2 rekatlı namazların 2. rekatı farz. Yani son oturuş farz. Bir kişi son oturuşa oturmadan ayağa kalkarsa secde yapmadan geriye dönüp oturması gerekir. Değilse namazı olmaz. Fakat unuttu, ayağa kalktı, oturmadan, son rekatta oturmadan ayağa kalktı. Sonra rüküye, secdeye gitti. Bu kişi ne yapacak? Eğer 3 rekatlı bir namaz ise 1 rekat daha kılacak, selam verecek. 4 rekatlı namaz ise 2 rekat daha kılacak, selam verecek. 2 rekatlı bir namaz ise 2 rekat daha kılacak, selam verecek. Ve bu kişinin kıldığı namazların hepsi nafile. Bu kişi ne yapacak? Yeniden farz namazı kılacak.
Demek ki son oturuşta oturmadan ayağa kalkan kişi secde yapmadan geri dönerse kurtarıyor. Oturup tahiyyat, salli barik okuyup selam verecek. Ama secdeye giderse geriye dönemez artık. Bir rekat, iki rekat daha kılacak, selam verecek. Artık onun kıldığı dört rekat, altı rekat hepsi nafile. Fakat bir kişi son oturuşta otursa, sonra unutup ayağa kalksa, selam verecek, vermeden ayağa kalksa, yine bu kişi selam ver ayaktayken secdeye gitmeden, rükû secde yapmadan geri dönebilir, oturabilir. Ettahiyyatü salli barik Rabbena okur, selam verir. Hatta sehiv secdesi yapar, o şekilde namazını tamamlar. Fakat dördüncü rekatta, son oturuşta oturduktan sonra ayağa kalkar da secdeye giderse, rükû ve secdesini yaparsa geri dönemez. İki rekat daha kılar, selam verir. Fakat namazı olmuştur, farzı olmuştur. Dört rekatı farzdır, iki rekatı nafiledir. Demek ki son oturuş çok önemli. Son oturuşta tahiyyat okumak Hanefilerde vacip. Tahiyyatı okumak vacip. Salli barik okumak, dua etmek, Rabbena okumak sünnet Hanefilerde. Şafilerde ise salli barik okumak farz. İşte biz de ihtiyatan ihtilattan kurtulmak için mutlaka oturduğumuzda son oturuşta ettahiyyatü salli barik Rabbena'yı okuyalım. Ondan sonra selam verelim. Selam vermek vacip. Ama Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek sünnet. İnşallah bunlara dikkat edelim. Namazdan sonra Resulullah Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, men sabbaha fi duburi kulli salatin salasen ve salasine ve hamidallahi salasen ve salasine ve kebbara salasen ve salasine fetilke tis'un ve tis'un fekale temamul mi'e La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul amd ve huve ala kulli şeyin kadir. Gufirat hatayahu ve in kanet misle zebedil bahr. Bir kişi namazından sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derse, 99'dan sonra bir kere de La ilahe illallah vahdehu la şerike lehül mülkü ve lehül amdü ve hüve ala külü şeyin kadir derse günahları affolur. İsterse denizdeki köpükler kadar olsun. Tabi burada günahlar affolur hadisini alimler şöyle anlamış. Büyük günahlar değil de küçük günahlar affolur. Bir kişi 5 vakit namaz kıldığı zaman aradaki küçük günahlar affolur. Cuma namazı kıldığı zaman önceki cumadan bu cumaya kadarki küçük günahlara affolur. Abdest aldığı zaman uzuvlarındaki günahlar, küçük günahlar dökülür. Bismillah derse abdest aldığı zaman bütün vücudundaki günahlar dökülür. Bununla küçük günahlar kastediliyor, büyük günahlar değil. Büyük günahlar nedir? İşte faizdir, zinadır, içki içmektir, gıybettir, dedikodudur bunlar. Bunlar için ne yapacağız? Bunlar için tövbe edeceğiz, kul hakkı varsa gideceğiz, onunla helallaşacağız. Bu şekilde küçük günahlarımız demek ki namaz ile, tesbih ile dökülüyor. Tabii küçük günah deyip geçmeyin. Bu küçük günahlar büyüye büyüye onlar da büyük günah haline geliyor. Onun için küçük günahların böyle namazla, oruçla, abdestle dökülmesi gerekiyor. Namaz kılan bir kişi
İşte açıkta bir yerde namaz kılıyorsa ne yapması lazım? Önüne bir sütre, bir şeyler koyması lazım. Çünkü önünden gelip geçenler olabilir. Ya da bir direğin arkasında namazı kılması lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İza salla ahadukum felyusalli ila sutre vel yednu minha ve la yaqta eşşeytanu aleyhi salatuhu. Ebu Davud'da, Nesai'de geçiyor bu hadis. Resulullah şöyle buyuruyor: Sizden birisi namaz kılarken önüne bir sütre, bir şeyler koysun, ona yaklaşsın ki şeytan onun namazını kesmesin. Şeytan bizim namazımızı bölermiş, kesermiş. Nasıl bölermiş? İşte ortada bir yerde namaz kıldığımız zaman önümüzden birisi geçtiğinde bu namaz manevi olarak kesilmiş oluyor. Biz o kişiye kızıyoruz, gazaplanıyoruz, namazın bereketi gidiyor. Ya da saflarımız sık olması lazım. Arada bir boşluk olduğu zaman şeytan oradan geçermiş. Safların arasına girer, bizim kalbimize vesvese verirmiş. Saflarımızın da sık ve düzgün olması gerekiyor. Peki biz niçin saf tutarak namaz kılıyoruz? Meleklere benzemek için. Çünkü melekler böyle saf saf namaz kılarmış. Bizim namazımız aslında meleklerin ibadetinin bir toplamı. Yani melekler Allah'a ayakta ibadet ediyor bir kısmı, bir kısmı rükûya gidiyor, bir kısmı secdeye gidiyor, bir kısmı işte tesbih çekiyor, bir kısmı Allah'a hamd ediyor. Biz namaz kılarken meleklerin yaptığı ibadetin hepsini yapıyoruz. Bütün ibadet şeyini, toplamını yapıyoruz. Onun için namaz çok önemli bir ibadet. Peki rükûya giderken ellerimizi kaldırmak gerekir mi? Bu Hanefilerde yok. Fakat Şafii, Maliki ve Hanbelilerde sünnet. Rükûya giderken onlar kaldırıyor. Bu da o üç mezhebe göre sünnet. Secdeye gittiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken şey alnımızın ve burnumuzun yere değmesi. Çünkü alnı yere koymak farz, burnu yere koymak vacip. Bu çok önemli. Secdeye gittiğimiz zaman Resulullah diyor ki ben 7 kemik üzerine secde etmekle emrolundum. 7 kemik. 7 kemik nedir? 2 tanesi ayaklarımız, ikisi dizlerimiz 4. 2 de ellerimiz 6. 1 de alınla burun 7. 7 kemiğin aynı anda secdede yere değmesi gerekiyor. Şimdi bazen görüyoruz. Secdeye gittiği zaman bazıları ayaklarını kaldırıyor. Secdeye gittiği zaman ayaklarını kaldırıyor. Bu tehlikeli. Namazı bozar. Ama bir an olsun 7 kemik yere değdiyse tamam, namazı geçerli. Fakat secdeye giderken ayaklarını kaldırdı, secdeden doğruldu, yine ayakları havada, 7 kemik bir anda yere değmediği için bu kişinin secdesi tam değildir, namazı olmaz. Namaz içindeyse bir daha secde yapacak. Sonra sehiv secdesi yapıp namazını tamamlayacak. İnşallah buna dikkat edelim. Ayrıca namazımızı kılarken böyle tadili erken üzere kılalım. Yani namazlarımızı çok hızlı kılıyoruz. Kıyam, rükû, secde hepsi birbirine karışıyor. Çok hızlı kılıyoruz. Halbuki kıyam ayrı, rükû ayrı, secde ayrı. Resulullah diyor ki bunlar ayrı ayrı olsun. Rükûya gittiğinizde iyice eğilin, kemikler tam bir şekilde oraya yerine gelsin. Doğrulunca iyice doğrulun, kemikler yerine gelsin. Secdeye gittiğinizde gidin biraz durun, kemikler bir yerine gelsin. Doğrulunca tekrar durun, kemikler yerine gelsin
diye böyle Resulullah Efendimiz bunu emrediyor. Namazlarımızda böyle inşallah yavaş yavaş güzel güzel kılalım. Rabbimiz o şekilde ibadetlerimizi kabul eder inşallah. Secdeye gittiğimiz zaman erkekler dirseklerini kaldırır. Bu sünnet. Yere koymaz. Yere koymak mekruh. Erkekler yani böyle secdeye giderler. Dirsekleri havada. Kadınlar ise dirseklerini yere koyarlar. Bu onlar için tesettür açısından daha iyi, daha uygun. Buna da inşallah dikkat edelim. Oturduğumuz zaman sağ ayağımızı dikeriz. Sol ayağımızın üzerine otururuz. Bu da sünnet. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğu zaman sağ ayağını dikerdi, sol ayağının üzerine otururdu diye Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Fakat bazı kişiler işte rahat edemiyor, ayakları bu şekilde alışmamış. Onlar da sağ ayaklarını böyle yan tarafa şey yaparak da böyle namaz kılabilirler. Kadınlar ise sağ ayaklarını dikmezler. Onlar normal ayaklarını yere koyarlar. O şekilde namazlarını kılarlar. İki secde arasında bir miktar durmak lazım. Yani Subhanallah diyecek kadar durmak lazım. Şimdi secdeye gittik, doğrulduk. Hemen gitmeyelim. Biraz Subhanallah diyecek kadar durup tekrar gidelim. Ki iki secde ayrı ayrı olsun. Oturuşta da ettahiyyatı okurken parmağımızı kaldırmak sünnet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu zaman baş parmak ile orta parmağı birbirine bağlar, şehadet parmağını kaldırırmış. Teşehhütte kaldırır ve ona bakarmış. İnde teşehhüt diye geçiyor. Bunu Hanefi alimleri eşhedü en la ilahe illallah diye anlıyorlar. Yani şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diye buna şehadet etme ve sonra indiriyor. Onlar böyle anlıyor. Şafii alimler ise ettahiyyatı bitinceye kadar veya selam verinceye kadar anlıyorlar. Bu şekilde elimizi kaldırmak sünnet. Fakat bazı kişiler parmaklarını bu şekilde oynatıyorlar. Bu şekilde hadiste böyle bir şey yok. Hiçbir alim de bunu söylemiyor. Daha çok bunu işte selefi dediğimiz kişiler, Hanbeliler yapıyor. Halbuki Hanbeli mezhebinin en önemli kitabı El-Mughni. Orada İbn-i Kudame diyor ki teşehhütte parmak hareket ettirilmez diyor. Şimdi bazıları diyor ki bizim Hanefilerden bazıları da bazı kişiler, halktan bazıları efendim bunu tam yerinde hareket ettirmezsen bu elini kaldırma işte günahtır filan, böyle bir şey yok. Önemli olan şehadette, teşehhütte parmağımızı kaldırmak. Eşhedü en la ilahe illallah deyip indirmek. Bazı alimler illallah da diyor, fark etmez. Şehadette parmağımızın kaldırılması yeterlidir. İşte bu da sünnettir. Bunlara da dikkat edelim inşallah. Peki namaz kılarken işte küçük çocuğumuz geldi, önümüze yattı secde yapacağımız yere. Onu kaldırabilir miyiz? Kaldırabiliriz. Çok fazla göğsümüzü kıbleden çevirmedikçe bu caizdir. Ya da üzerimize bindiği zaman bir zararı var mı namaza? Yok. Çünkü Resulullah Efendimiz'in torunları gelirmiş, Peygamberimizin omzuna çıkarmış namaz kılarken. Bu da caiz. Ya da çocuğumuz işte namaz kılarken sobaya doğru gitti.
Onu kurtarabilir miyiz? Kurtarırız. Ama göğsümüzü kıbleden çevirmeyeceğiz. Çevirirsek namazımız bozulur. Hanbeli mezhebine göre bozulmuyor. Bu şekilde olursa bozulmuyor. Namazda sağa sola bakmak mekruh. Namaz kılarken bütün her şeyimiz kıbleye bakacak. İşte elimizi kaldırdık, tekbir getiriyoruz. Elimizin içi kıbleye bakacak. Yüzümüz kıbleye bakacak. Vücudumuz kıbleye bakacak. Ayaklarımızın da ucu kıbleye bakacak. Bazı kardeşlerimiz böyle yan tutuyor ayaklarını. Bu sünnete uygun değil. Düz tutacak. Bütün her tarafımız kıbleye dönmesi lazım. Erkeklerin saçı uzun ise, bağlı ise Resulullah Efendimiz onun çözülmesini istiyor. Sahabe de bu konuda çok hassas ki saçını çözecek erkek, saçı uzun olduğu zaman secdeye gittiğinde bütün saçı da secdeye gidecek. O şekilde secde yapacak. Değilse saçı uzun olan kardeşlerimizin namazda saçını bağlaması mekruh. Peki saçı uzatmak caiz mi? Caiz. Çünkü Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem saçları bazen kulak hizasına, bazen omzuna kadar dökülüyormuş. Dolayısıyla caizdir. Bir sakınca yoktur. Ama günümüzde örf olmuş, bizim işte Türkiye'de genelde erkekler saçlarını biraz daha fazla kestiriyor, tıraş ettiriyor. Bu da caizdir. Peki namazdayken birisi gelse bize selam verse, Esselamu Aleyküm dese, biz de Ve Aleyküm Selam desek ne olur? Namazımız bozulur. Elimizde böyle işaret yapsak namazımız bozulmaz ama mekruh. Buna da dikkat edelim inşallah. Peki nafile namaz kılarken bir ayeti tekrar eder mi, edebilir miyiz? Aynı ayeti tekrar edebilir miyiz? Edebiliriz. Nafile kılarken, teheccüd filan kılarken. Çünkü Resulullah Efendimiz teheccüd kılarken şu ayete gelmiş, onu tekrar etmeye başlamış. İn tu'azzibhum fe innehum ibaduk ve in tağfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Ya Rabbi, sen onlara azap edersen onlar senin kulun. Ama onları affedersen aziz ve hakim olan sensin diye Resulullah Efendimiz bu ayeti böyle sürekli tekrar etmiş. Sanki onunla dua etmiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki namaz kılarken ağlamak abdesti, namazı bozar mı? Abdesti ve namazı bozmaz. Yani bir kişi işte okuduğu ayetten dolayı, hocanın sesinden dolayı, cennet, cehennem gibi şeylerden dolayı ağlarsa abdesti bozulmaz. Ama dünyalık bir şeyi hatırlar. İşte cebinden parasını çektirmiş diyelim, Allah korusun. Namaza durdu, hatırladı ve ağlamaya başladı, namazı bozulur. Dünyalık bir şey için ağladığı zaman namazı bozulur. Ayrıca ağladığı zaman gözünde bir hastalık varsa, irin gelirse, bu da Hanefilere göre abdesti bozar. İrin, göz hastalığı varsa abdesti bozulur diye Hanefiler fetva vermişler. Namazda ellerimizi işte ayakta iken bağlayacağız. Rükuya gittiğimizde dizlerimizin üzerine koyacağız. Rükudan doğrulduğumuzda ellerimizi serbest bırakacağız. Ama rükudayken ellerimizi böğürlerimize koymak mekruh. Ya da elimizi işte sırtımıza böyle ağa gibi koymak, bu da mekruh. Çünkü bu namazın edebine uygun değil. Ayrıca namazda secde ettiğimiz yere bakacağız. Yani başımızı göğe çevirmek, yukarıya bakmak da mekruh. Sağa sola bakmak mekruh olduğu gibi
başımızı göğe çevirmekte mekruh. Bunlara inşallah dikkat edelim. Ayrıca namazda parmağımızı çıtlatmak, bu da mekruh. İbn Abbas'ın kölesi Şube diyor ki: "Salleytu ila cembi İbn Abbas fe faqa'tu esabi'i felemma qadaytu as-salate qala la ummelek etefqa'u esabi'ake ve ente fis-salah." Diyor ki bu kişi, İbn Abbas'ın yanında namaz kılıyordum. Parmağımı çıtlattım. Namazı bitirince İbn Abbas dedi ki, onlar da Araplarda adetmiş, la ümmelek, ey annesiz galasıca, parmağını namazda çıtlatır mısın diye onu tenkit etmiş. Demek ki parmağı çıtlatmak mekruh. Namazda çıtlatmak mekruh. Peki namaz dışında parmağımızı çıtlatabilir miyiz? Caizdir. Fakat böyle sürekli parmakları çıtlatmak şey yapıyormuş, burada kireçlenme meydana getiriyormuş. Onun için fazla parmaklarımızı, boynumuzu, sırtımızı kırmamak, çıtlatmamak gerekiyor. Bu da sağlık açısından zararlı. Namazda iken esnemek. Esnemek, Resulullah diyor ki: "Ettesâübü mineşşeytân." Esnemek şeytandandır. Siz esnediğiniz zaman şeytan size bakıp güler, diyor. Peki esnemek bazen olabiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hafif dudağımızı dişimizde böyle ısıracağız ki o anda biraz kendimize geleceğiz ve esnemeyi bırakacağız inşallah. Namaz kılarken gözleri yummak. Bu da mekruh. Devamlı yummak mekruh. Ama mesela ara sıra yumup böyle huşu için olabilir. Fakat sürekli gözlerimizi yummak da, namazda yummak da mekruh oluyor. Rüküye gittiğimiz zaman ellerimizi dizlerimize koyacağız. Rüküye gittiğimiz zaman, değilse avuçlarımızı birleştirip dizlerimizin arasına ellerimizi koyarsak bu da sünnete aykırı olduğu için mekruh. Ayrıca rükuda ve secdede Kur'an okumak. Rüküye gittik mesela, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Secdeye gittik, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Bu yalnız tehlikeli, namazı bozar. Rükû ve secde Kur'an-ı Kerim okuma yeri değil. Kur'an-ı Kerim okuma yeri neresi? Kıyam. Niye böyle? Çünkü kıyam bizzat kendisi ibadet değil. Kur'an-ı Kerim okumakla ibadet haline geliyor. Fakat rükû bizzat kendisi ibadet. Secde bizzat kendisi ibadet. Onun için rükû ve secdede Kur'an okumayı Resulullah Efendimiz yasaklamış. Hanefi mezhebine göre rükû ve secdede Kur'an okuyan kişinin namazı batıl olur. Bunlara inşallah dikkat edelim. Yüksek bir şey üzerine secde etmek. Yani secde ettiğimiz yer çok fazla yüksek olmayacak. Bir karış olursa mekruh deniyor. Bazı hastalar görüyoruz, oturarak namaz kılıyor, bir de önüne yastık almış, yastığa secde ediyor. Bu caiz değil. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle birisini görmüş, yastığı alıyor, bir kenara bırakıyor, atıyor, diyor ki ima ile namazını kıl, diyor. Yani bir kişi rüküye gidemezse, secdeye gidemezse ne yapacak? Oturarak kılıyor diyelim. Hafif eğilecek, Semiallahu lümen hamide diyecek, Allahu ekber diyecek, biraz daha eğilip secdeye gider gibi yapacak. Buna ima ile namaz diyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gücü yeten namazını ayakta kılsın, gücü yetmez ise otursun, buna gücü yetmeyen bağdaş kursun,
yine gücü yetmeyen ayaklarını uzatıp sırt üstü yatsın veya yan tarafına yatsın, diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İma ile namazda da Hanefilere göre mutlaka başın hareket etmesi gerekiyor. Yani bir kişi mesela hasta yatağında namaz kılmak istiyor. Başının hareket etmesi lazım ki ima ile namazı geçerli olsun. Bu kişi nasıl yattığı yerde işte Allahu Ekber der, Fatiha okur, sure okur, başıyla Allahu Ekber der, rüküye gitmiş olur. Semiallahu lümen hamid der, doğrulmuş olur. Biraz daha başını şey yapar, Allahu Ekber der, secdeye gitmiş olur. Bu şekilde namazını kılar. Fakat bu kişi başını hiç hareket ettiremiyor veya ettirmiyor. Orada bulduğu bir yastığı alıp da şöyle başına koysa, başını hareket ettirmese, Allahu Ekber dese, bu rükû yerine geçmez, secde yerine geçmez. Mutlaka başını kaldırması gerekiyor. Zaten böyle bir yastığı getirmesi de gerekmez. İşte felçli olan hastalar, hastanede ameliyat olmuş kişiler, abdest alma problemi varsa, abdestlerini alamıyorlarsa, bu kişiler tuğlaya teyemmüm yapıp namazlarını yattıkları yerde ya da oturdukları yerde ayaklarını uzatıp namazlarını kılabilirler. Yani sandalyede namaz kılmak doğru değildir. Onun yerine oturarak namaz kılmak gerekir. Ayağımızı kırıp oturup kılabiliriz, bağdaş kurup kılabiliriz. Buna da gücü yetmeyen kişi ne yapsın? Ayağını kıbleye doğru uzatsın. İşte hocam, kıbleye doğru ayak uzatmak caiz mi? Namaz kılarken böyle caiz. Yattığımız zaman da yine ayağımız kıbleye doğru olması lazım. Sanki doğrulduğumuzda yüzümüz kıbleye dönecek şekilde böyle namazlarımızı kılmamız gerekiyor. Bir kişi yemek hazır ise evde, önce yemeği yiyip sonra namazını kılsın. Çünkü aklı yemekte olduğu için böyle namaz kılmak mekruh. Yine bir kişi tuvaletine daraldığı zaman tuvalete gitsin, sonra abdest alsın ve namazını kılsın. Çünkü Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: La salate bi hadratit ta'am ve la ve huve yudafihu el ahbesan. Namaz hazır, düzeltiyorum. Yemek hazırken namaz yoktur, kılınmaz. Küçük ve büyük abdeste sıkıştığı zaman namaz yoktur, diyor Resulullah Efendimiz. Demek ki bu kişi gidip rahat abdestini tazeleyip rahat bir şekilde abdestini alması gerekiyor. Namaz kılarken yaptığımız hatalardan birisi de imamdan önce rüküye gidiyoruz, secdeye gidiyoruz. İmama bakmayacağız. İmamın sesini dinleyeceğiz. O zaman imamdan sonra rüküye ve secdeye gitmiş oluruz. Buna inşallah dikkat edelim. Çünkü Resulullah şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem: Ema yahşa ahadukum iza rafa ra'sehu qabla al-imam en yec'al Allahu ra'sehu ra'sal himar. Sizden birisi korkmaz mı? Başını imamdan önce kaldırdığında Allah onun başını merkep başı haline getireceğinden hiç korkmaz mı? Diye Resulullah Efendimiz böyle bir tenkit, tehdit vari bir şekilde şey yapıyor. Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadiste böyle buyuruyor. Demek ki acele etmeyeceğiz. İmam hocamızı rüküye eğildikten sonra biz rüküye gideceğiz. Doğrulduktan sonra biz doğrulacağız. Secdeye gittikten sonra biz secdeye gideceğiz ve onu o şekilde takip edeceğiz. Namazda iken gülmek, tebessüm etmek namazı bozmaz.
Ama gülmek, Hanefiler diyor ki kendi duyacağı kadar gülerse namazı bozulur. Yanındaki duyacak kadar gülerse abdesti bozulur. Hanefilerin görüşü bu. Şafii mezhebine göre ise yanındaki duyacak kadar gülse bile şeyi bozulur, namazı, abdesti bozulmaz. İmam Şafii diyor ki namazın dışında gülmek abdesti bozmaz ise namazda gülmek de bozmaz. Sadece namazı bozar diyor. Hanefiler ise abdeste bozulur diyorlar. Peki bu ihtilaf nereden kaynaklanıyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahrada namaz kıldırıyormuş sahabeyi. Bir tane âmâ kişi geliyor. Biraz sonra bir çukur var, o çukura düşüyor. Ama öyle komik düşüyor ki birçok kişi gülüyor buna. Kendilerini tutamıyorlar, gülüyorlar. Resulullah namazını bozuyor. Gidin diyor, abdestinizi tazeleyin, gelin. Bir daha namaz kılacağız diyor. Abdestinizi tazeleyin emrinden dolayı Hanefiler diyor ki demek ki namazda gülmek abdesti bozar diyorlar. Şafiler ise burada Resulullah yani tavsiye olarak gidin abdestinizi tazeleyin, bereketi bu işin gitti, bir daha namaz kılalım demek istiyor. Dolayısıyla sadece namaz bozulur diyor Şafii alimleri. Allah hepsinden razı olsun. Kunut duasına gelince Hanefilere göre vitir namazında kunut duası okumak vacip. İşte Allahümme inna nesta'inuke ve Allahümme iyyâke na'budu okumak vacip. Bu da Abdurrezzak'ın Musannef'inde geçiyor. Resulullah Efendimiz başka kunut duaları da okumuş. Buhari'de, Müslim'de var. Peki sabah namazında kunut okunur mu? Şafii mezhebine göre sabah namazında ikinci rekatta kunut duası okumak sünnet. Maliki ve Şafii alimlerine göre sünnet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında öğle ikindi namazlarında da bazen kunut okumuş. Ama bu kunutta bazı kabilelere şey yapmış. Resulullah Efendimiz beddua etmiş. Şu anda hatırlayamayacağım. Bir kabile, Mudar kabilesi Resulullah'a geliyor, diyorlar ki ya Resulallah bize işte Kur'an öğretecek birilerini ver de biz kabilemize götürelim, Kur'an öğretsin diyorlar. Resulullah da Kur'an'ı çok güzel okuyan kişileri seçiyor. Diyor ki siz gidin Mudar kabilesine Kur'an öğretin diyorlar diyor. Ve sahabe o kişilerle beraber gidiyorlar. Fakat yolda, çölde onlar ihanet ediyor. Bu sahabeden kişileri öldürüyorlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay Mudar kabilesine beddua ediyor. Kunut okuyor. İşte Müslümanlar da zor durumda kaldıkları zaman bu şekilde kunut duası okuyabilirler. Nafile ibadet çok önemli. Farz ibadet bizim görevimiz. Cennete girmek istiyor musunuz? İki şey yapın. Farzları yapın, haramlardan kaçının. Farzları yapacağız, haramlardan kaçınacağız. Fakat cennetteki yerimizin daha güzel olmasını istiyorsak, nafile ibadetleri çok yapacağız. Nafile namaz, nafile oruç, nafile tasadduk, sadaka. Çünkü Allah-u Teala, kulum bana nafile ile yaklaşır buyuruyor. Nafile ibadet çok önemli. Peki, nafile ibadetler nedir?
farzın dışındaki bütün ibadetler. İşte öğle namazından önce 4 rekat sünnet, öğle namazının farzından sonra 2 rekat sünnet, efendim teheccüd namazı, duha namazı, evvabin namazı, hepsi nafile namazlar. Farz namazdan önce ve sonra sünnet namazları kılıyoruz. Niçin kılıyoruz? Çünkü Resulullah Efendimiz kıldığı için. Peki bu sünnet namazların faydası ne? Bizi farz namaza hazırlıyor. Esas hedef farz, Allah'ın emri. İşte ona, o şeye, havaya girmek için bizi sünnet namazlar şeye hazırlıyor, farza hazırlıyor. Onun için Resulullah Efendimiz farzı kılmadan önce bazen 2 rekat, bazen 4 rekat kılıyormuş. Sahabe-i kiram ise, tabi Resulullah sünnetleri evde kılıyormuş. Sahabe-i kiram ise Resulullah gelinceye kadar kimisi namaz kılıyormuş, kimisi Kur'an okuyormuş, kimisi tesbih çekiyormuş, kimisi 2 rekat, kimisi 4 rekat, kimisi 6 rekat, kimisi 8 rekat kılıyormuş. Yani 2 rekat kılıp, 4 rekat kılıp şey yapmayın, oturmayın. Baktınız işte hoca efendi gecikti. Bunu fırsat bilin, 2 rekat daha kılın, 4 rekat daha kılın. Elinize tesbihi alın, işte 100 kere estağfurullah deyin. İşte Kur'an-ı Kerim'i alın, 1 sayfa, 2 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyun. Ki farz namazın havasına girelim. Farz namaz çok önemli. Bütün sünnetler, nafiller bizi farza hazırlıyor. Bu açıdan çok önemli. Bir kişi nafile namazlara devam ederse Allah ona cennette böyle yüksek makamlar, dereceler veriyor. Niçin? Allah bize onu farz kılmadığı halde biz kendi içimizden şey yapıyoruz. Onu içimizden gelerek yapıyoruz. Bu Rabbimizin daha çok hoşuna gidiyor. İçimizden geldiği şekilde böyle ibadetler Rabbimizin daha çok hoşuna gidiyor. Bu ibadetler mesela gece teheccüd namazı kılmak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd namazı farz idi. Her gece kalkar teheccüd kılardı Resulullah Efendimiz. Gecenin ilk üçte birinde, bazen gecenin ortasında, bazen gecenin sonunda böyle teheccüd kılardı. Sahabenin bir kısmı da kılardı. Mekke döneminde, Medine döneminde. Düşünün, Resulullah'ın doğru, sadık biri olduğuna bu teheccüd namazı bile şahittir. Yani 23 sene Resulullah gece kalkıyor, teheccüd kılıyor. Doğru birisi, doğru bir peygamber olmasa böyle bir şey yapmaz. Kendini bu kadar sıkıntıya sokmaz. Hatta sahabe-i kiram geliyormuş, ya Resulallah bu kadar kendinizi helak etmeyin. Ayakları şişiyormuş Resulullah'ın. Ayakta bizim gibi teheccüd kılarken işte elem tere lilafi okumuyor Resulullah. Bakara suresini tümden okuyor. Ali İmran suresini tümden okuyor. Nisa suresini tümden okuyor. 50 sayfa, 100 sayfa okuyor bir rekatta. Bu şekilde namaz kılıyor. Kaç rekat kılıyor? 8 rekat kılıyor. 3 rekatta vitir kılıyor. 11 rekat Resulullah Efendimiz böyle teheccüd kılarmış. Biz de inşallah kendimizi alıştıralım. Gece mesela affedersiniz tuvalete uyandık. Hemen ne yapalım? Bir abdest alalım, 2 rekat namaz kılalım. Ondan sonra yatabiliriz. Bir kişi kendisi uyanır, hanımını da uyandırır, 2 rekat namaz kılarlarsa Allah onları çok namaz kılan, çok oruç tutanlar derecesinde yazarmış. Hadiste böyle geçiyor. İnşallah bunlara dikkat edelim. Rabbimiz bizim günahlarımızı inşallah affeder. Küçük günahlarımızı, büyük günahlarımızı. Varsa helallaşalım, insanlarla borcumuz varsa ödeyelim. Bu şekilde temiz bir şekilde Rabbimizin huzuruna dönelim inşallah. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.